Merhaba arkadaşlar. Ben Petrol Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Aytaç Çetinbaş. Size anlatacağımız sorular DNA ile ilgili olacak olan bir sorudur. Ve bu soruda yaklaşık bir soru, bu konuyla ilgili bir soru çıkmasını tahmin etmekteyiz. Sorumuza gelecek olursa, CD'ler bir diskin içinde filmlerin, müzik parçalarının ve yüzlerce dokümanın saklandığı veri yığınlarıdır. CD üzerine yazılmış veri, diskin merkezinden dışarı doğru spiral bir biçimde uzanan tek bir izden oluşmaktadır. Spiral biçiminde uzanan bu veri izini ip gibi açmayı başarabilseydik, bu ip yaklaşık 5 kilometre olurdu. CD'nin yapısı ile DNA'nın yapısı arasındaki ilişki kurmak isteyen öğretmen, öğrencilerden CD'nin fiziki yapısını incelemelerini ister. Aşağıda CD'nin fiziki yapısı verilmiştir. CD üzerinde 1, 2, 3 ve 4 numara ile gösterilen yapıların kromozom, DNA, gen ve nükleotit kavramlarıyla eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soru üzerine baktığımızda bize verilen DNA'daki yapılar bunlar arasındaki büyükten küçüğe doğru sıralanmıştan önce bir izleyelim. Büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursa, biz bir şifre vermiştik. Kedi, gel. Yani kromozom, DNA, gen ve nükleotit. Kedi geni olarak adlandırdığımız şifremiz DNA'nın büyükten küçüğe doğru olan yapılarını tamamıyla gösteriyor. Şimdi sorumuza dönecek olursak, CD üzerindeki yapıları da büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. CD'ye baktığımızda CD'deki en büyük parça 1, 2, 3 ve 4 olarak gösterilen en büyük parça 3 nolu parçadır. O yüzden CD'nin oluşturan yapıları da büyükten küçüğe doğru sıralayacaksak 3 numara en büyük 3 numaralı olduğunu görüyoruz. Daha sonra 3 numarada içerisinde bulunan spiral biçimde uzanan veri izlerinin ise bundan daha bir küçük basamak olduğunu görüyoruz. Yani sıralayacak olursak 1 numara gelir. Daha sonra veri içerisinde küçük yapıya baktığımızda veri izlerinin birleşiminden oluşan 4 numaranın geldiğini görüyoruz. En küçük yapının ise burada 2 numara olduğunu veri izini görüyoruz. İkisi arasında bir ilişki kuracak olursak, buradaki en büyük parça kromozom 3 numarayı, DNA 1 numarayı, gen dediğimiz 4 numara, nükleotit ise 2 numarayı temsil etmektedir. Bu veriler ışığında baktığımızda 1 numara olarak bahsettiğimiz DNA, 2 numara olarak bahsettiğimiz nükleotit, 3 numara olarak bahsettiğimiz kromozom, 4 numara olarak bahsettiğimiz ise gendir. Şıklardan C şıkkının bize bu sorunun cevabı olduğunu göstermektedir. Sorumuz bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Merhaba arkadaşlar. 6 soru, 6 cevap. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başlattığı projeyi bugün matematik sorularıyla başlayacağız. Petrol Ortaokulu'ndan bu yayını yapacağız, yapıyoruz. Ve benim ismim de Abdullah Bekin, matematik öğretmenim Petrol Ortaokulu'nun. Arkadaşlar isterseniz hemen soruyu okumaya başlayalım. Sorunun ne dediğini bir anlayalım. Bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün dikilmiştir. Aşağıdaki daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılımı, sütun grafiğinde ise türlerine göre bu ürünlerin yüzde kaçının defolu çıktığı gösterilmiştir. Daire grafiğimiz ve daire grafiğimize dönüşümü sonucunda defolu ürünlerin yüzdelik dilimlerini sütun grafiğinde bize açıklamıştır. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin %35 tane defolu, bu birinci bilgimiz. Defolu kazak sayısıyla defolu pantolon sayısında birbirine eşit olması da yine bize ikinci temel bildiğimiz olacak şekilde. Sorunun kökünü okuyorum. Buna göre atölyede Mart ayına dikilen eteklerin kaç tanesi defoludur? Öncelikle etek sayısını bizim bulmamız gerekiyor. Etek sayısının %5'i bizim için
cevap olacaktır. Arkadaşlar, bu konu veri analizi ile ilgili bir konudur. Bu konuyla ilgili LGS'de en az 3 tane soru bekliyoruz. Çünkü bu konu arkadaşlar 7. sınıfın özellikle oran ve orantı, yüzdelik ve bir bilinmeli denklemlerin kazanımlarını burada bizden istiyor. Onun için 3 tane konuyu kapsadığı için çok önemli bir konudur. Öncelikle temel verilenlerden hareketle bunların sayısını bulmamız lazım. Arkadaşlar, ilk önce gözümüze çarpan şey, gömleklerin 135 tanesi depolunmuş. Ve bu gömleklerin yüzdelik olarak dilimi sütun grafiğinde, hemen gördüğümüz üzere biz hemen kalemimizi açalım. Sütun grafiğinde %15 olarak gömlek olarak bize verilmiş. Çok ufak, küçük bir bilinmeyenli denklem kuracağız ve bu sorunun gömlek sayısını bulacağız. Gömlek sayısına G dersek, G'nin %15'i toplamda 135 olduğunu bize söylüyor. Bu denklemi hafif bir sadeleştirme yöntemiyle arkadaşlar çözeceğiz. Sadeleştirme işlemi şunu asla unutmayın arkadaşlar. Eşitliğin her iki tarafında aynı işlemi yapmak kaydıyla istediğiniz sadeleştirmeyi yapabilirsiniz. Nasıl? Diyelim ki bu taraf eşitliğin her iki tarafında 15 ve 135 var. Bakıyorum, bunlar ikisi de 15'e biliniyor. Sadeleştirme yaptım, 15'e böldüm 1, 15'e böldüm 9, G çarpı 1, G hafif bir işlemciler çarpımı 100 çarpı 9. Burada gömlek sayımız 900 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Gömlek sayısını bulduk. Şimdi ikinci temel bilgimiz ne? Defol kazak sayısı defol pantolon sayısına eşittir. Ancak buradan önce daire grafiğinde toplam bütünü, yani bütünün 360'da 50 parçası kimmiş? Kazakmış. O zaman kazağı çok rahat bulabilirim. Kazağı da K dersek, kazak toplam bütün 3600 çarpı 360 derecede, 50 derecede kazak olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hafif bir sadeleştirme işlemi yaptığımız zaman 360'a böldüm 1, 360'a böldüm 10, 10 çarpı 50'de kazak sayısının 500 olduğunu gördük arkadaşlar. Bu konuda hafifçe, sakince devam edeceksiniz. Kazak sayısını da bulduktan sonra defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşit. Yine kazak sayısından K dersek, K'nın yüzde kaçı defoluymuş? Hemen geliyorum. Kazağın %20'si defoluymuş. Hemen yazıyorum. %20 eşittir. Pantolonun yüzde kaçı defoluymuş? Pantolonun da %10'u defoluymuş. Hemen de bunu da yazıyorum. Pantolonun %10'u defoluymuş. Bu denklemi de kurduktan sonra arkadaşlar yine bizim sadeleştirme işlemlerine geçeceğiz. Eşitliğin her iki tarafında olacak şekilde yüzleri silelim. Yüzleri sildik. Sonra her tarafı 10'a bölelim. Burası 1, burası 2 olacak. K çarpı 2 eşittir P. Biz K'nın sayısını biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Neymiş? 500'dü. 500'ü yerine yazdığım zaman 500 çarpı 2 eşittir P. Yani 1000 eşittir P arkadaşlar. Arkadaşlar, işin çoğunu bitirmiş bulunmaktayız. Gömlek sayısını bulduk 900. Kazak sayısını bulduk 500. Pantolon sayısını bulduk 1000 arkadaşlar. Şimdi toplamlarından da etek olanı bizden istiyor. Hepsini toplayacağız. 3600'den toplam, diğer üçünü toplamda çıkarttığımız zaman etek sayısını bulmuş olacağız. 900 artı, bunu biraz daha büyük yazabilirim arkadaşlar. 900 artı 500 artı 1000. Toplamda 2400 ne diyor arkadaşlar? 3600'den 2400'ü çıkardığı zaman geriye kalan 1200 etek sayısıdır arkadaşlar. Şimdi sorunun cevabına gelelim. Bizden diyor ki etek sayısının yüzde kaçı defoludur? Etek sayımız ne? 1200. Etek sayısı 1200, %5'i defolu olduğuna göre bakıyorum, tekrar kontrol ediyorum. Acaba %5 mi? Evet arkadaşlar, %5'i defoluymuş. Hemen yerine geliyorum, tekrar %5'i defolu olduğuna göre burada hafif bir sadeleştirme işlemi yapacağız. Sıfırları götürebiliriz. 12 çarpı 5
eşittir 60 arkadaşlar. Cevap şıkkımız arkadaşlar. Hemen şıklara bakıyorum. Cevap şıkkımız arkadaşlar görüldüğü gibi D şıkkı 60 olacak. Evet arkadaşlar, sorumuzu çözmüş bulunmaktayız. Tekrar ediyorum, veri analiziyle ilgili en az 3 tane soru çıkacaktır. Bu konuyu çok iyi önemsemeniz gerekiyor. Hafif bir denklemle bu işi hemen çözersiniz arkadaşlar. Size çok başarılar diliyorum. Evde kalın, panik yapmayın, dersinizi çok güzel çalışın. Buradan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyoruz. Saygılar. Merhaba arkadaşlar. 6 soru 6 cevap etkinliğinde Ben Petro Ortaokulu İnkılap Tarihi Öğretmeni Sedat Özçelik. Şimdi arkadaşlar bu soruya baktığımızda bu soruda ilk önce soru köküne bakıyoruz. Soru kökünde yukarıdaki metne göre Mustafa Kemal'in aşağıda verilen hangi faaliyeti onun Jean-Jacques Rousseau'dan etkilendiğini gösterir diyor. Şimdi Jean-Jacques Rousseau'yu düşündüğümüzde Jean-Jacques Rousseau aslında Fransız ihtilalinde milliyetçilik düşüncesinin, ulusal egemenlik yani ulus egemenliği ilkesinin savunan düşünürlerden bir tanesi ve biz aslında soru köküne bakınca da zaten bizden milli egemenlikle ilgili bir şeyden bahsettiğini görüyoruz. Bakalım ne diyor bize? Milli egemenlik düşüncesi ilk defa 18. yüzyılda Fransız düşünürü Jean-Jacques Rousseau tarafından ortaya atıldı. Düşünceleri sayesinde baskıcı hükümdarlara karşı bireylerin hak ve hürriyetlerini teminat altına almak için mücadeleler başlatıldı. Bu amaçla Toplum Sözleşmesi adlı eserini yazdı. Rousseau eserinde yurttaşı ortak benliği, halkı, devleti yaratan bir toplum sözleşmesini ve bu sözleşmeye toplumdaki her bireyin dahil olması gerektiğini vurgular. Mustafa Kemal'i etkileyen kişiler arasında Fransız düşünür Jean-Jacques Rousseau da bulunmaktadır diyor bize. Şimdi biz burada şöyle şunu özetlememiz lazım. Osmanlı Devleti 18. yüzyıla kadar zaten kendi döneminin en güçlü devletlerinden bir tanesiydi. Ama 18. yüzyıldan sonra Avrupa'nın üstünlüğünü kabul eden bir devlet oldu. Çünkü neden? Avrupa'da meydana gelen bazı gelişmeler vardı. Bu gelişmeler içerisinde Fransız ihtilali aslında Avrupa'yı ve bütün dünyayı etkileyen bir gelişmeydi diyoruz. Bu gelişmeler esasında da Osmanlı Devleti kendi içerisinde de bir takım değişikliklere yani demokratik adımlar atmaya başladı. Bu demokratik adımlar nelerdi? Mesela Tanzimat Fermanı işte 1839'da yayınlandı. Ondan sonra Islahat Fermanı. Bu fermanda 1856 yılında yayınlandı ve meşrutiyet. Tabii meşrutiyet ne oluyor? İkiye ayırıyoruz meşrutiyeti. 1876 yılında kanun esasının kabul edilmesiyle birlikte meşrutiyet süreci başladı. Daha sonra bu süreç bir süre sonlandırıldı ve 1908 yılında tekrardan meşrutiyet süreci başladı. Yani birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet diye bu süreci ayırıyoruz. Şimdi bu süreçte meşrutiyet süreçlerinde Osmanlı Devleti'nde bulunan halk ne oldu? Devlet yönetimine katıldı. Ama öncesindeki gelişmelerde halk devlet yönetimine katılmamıştır. Sadece halka bir takım haklar verilmiştir. İşte soruya baktığımızda soruda bize milli egemenlikten bahsediyor. Yani halkın yönetime katılmasıyla ilgili bir durumdan bahsediyor. O zaman bakarsak Allah diyor ki Sakarya Meydan Savaşı'nda ordu başkomutan olarak yönetmesi. Şimdi burada milli egemenlikle ilgili bir kavramdan söz edemeyiz. Bir kahraman evralarına katılmak üzere Fransa'ya gitmesi. Yani burada askeri tatbikatı izlemeye gittiğini biliyoruz. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı gönüllü olarak savaşa katılması. Burada da bir savaşla ilgili bir sürecin yaşandığını biliyoruz. Fakat 31 Mart isyanı bastırmak üzere harekat ordusu
içinde yer alması. Şimdi 31 Mart olayında harekat ordusu içerisinde yer alması, yani 31 Mart olayı neye karşı çıkmıştı? Aslında 1908 yılında ilan edilen meşrutiyete karşı çıkmıştı. İlan edilen meşrutiyete karşı çıktığı için de Selanik'te bulunan ordudan yardım isteniyor ve bu orduda Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığı yaptığı harekat ordusuyla harekat ordusu İstanbul'a geliyor ve isyanı çıkaran isyancıları çıkarıp bu isyanı bastırmaya çalışıyor. O yüzden cevap şıkkımız D şıkkındaki Osmanlı Mart isyanı bastırmak üzere harekat ordusu içerisinde yer alması olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba sevgili gençler. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu 6 soru 6 cevap etkinliği kapsamında bir tane İngilizce sorusu çözeceğiz. İsmim Murat Işık, Petrol Ortaokulu İngilizce öğretmeniyim. Sorumuza geçmeden önce İngilizce'de genel anlamda soruya bakış açısı nasıl olmalı ondan biraz bahsedeceğim. Daha sonra soruya geçeceğiz, analiz edip beraber cevaba ulaşacağız. Şimdi İngilizce soruları genelde korkulan sorulardır. Aslında tam tersi olması lazım. Neden? Çünkü korkmadan yaklaştığınızda soruya göreceksiniz ki çok basit ve gerçekten ekstra puan kazandıran soru türlerinden oluştuğunu göreceksiniz. Şimdi tabii herkesin kendine göre bir soru çözme tekniği var ama ben de kendimden biraz bahsedeyim. Şimdi soruya baktığımızda şöyle bir resimlere baktığımızda şu resimlerin teknolojiyle alakalı olduğunu görüyoruz. Bakın şurada bilgisayar var, laptop. Bir kredi kartı var burada. Bakın alışveriş yapıyor. Bu biraz ne işe yarıyor? Parçanın neyle ilgili olduğu hakkında bize fikir veriyor. Şurada mesela internetle alakalı dünyada A ile ilgili bir resim var. Şurada yine herkese bir alışveriş tarzında bir resim var. Gördüğünüz gibi resimlerden de anlaşılacağı üzere bu ünite, bu soru ya internet ünitesiyle alakalı ya da telefon. Çünkü telefon resmi de var ama şimdi daha çok baktığımızda internetten alışveriş gözümüze çarpıyor. Dolayısıyla bu sorumuzun içeriği 5. ünite olan The Internet'le alakalı. Şimdi soruya geçmeden önce görüyorsunuz bir parça sorusu. Evet, parça sorularını çözerken şöyle yaklaşalım sorulara. Direkt şunu okuyup aşağı geçip soru şıklardan gitmek biraz hata da olur. Öncelikle direkt ben size ipucunu verecek olan nedir? Sorunun köküdür. Şu. Soru kökünü ilk başta okuyacağız. Soru kökünü okuduk mu bize parçanın ne ile ilgili olduğu veya parçadan bizden ne istediği ile alakalı çok önemli ipuçları verecektir. Şimdi zaten resimler biraz ipucu verdi. Bir de soru köküne baktığımızda ekstra bir ipucu sağladık mı bu soru kaçmaz. What's the best title of this text diyor. Çokça karşılaşılan soru köklerinden bir tanesi. Best, şimdi title ne demekti bunu bilmek lazım tabii ki. Title başlık. Best title en iyi başlık. Şimdi bazı sorular var, 4 şıkkın 4'ü de doğru ama en doğrusu hangisi diyor. Bu da belki o tarzdan bir sorudur, daha içeriğine girmedik ama best title dediği en iyi başlık olarak karşımıza çıkıyor. Evet, şimdi ikinci bir aşama, yani bunu ben öğrendikten sonra direkt yine geçmeyeceğim soruyu çözmeye. Neden? Çünkü burada ben bu arada soruyu şöyle anlatıyorum. Yani bunu bir deneme sınavında olduğunuzu düşünerek değil de evde ders çalışıyormuş gibi algılayın bu soruyu. Şimdi farz edelim ki evde rahat rahat bu soruyu çözüyorsunuzdur. Ve bilmediğiniz bir sürü kelime var. Kelimeleri şu şekilde önce bir altını çizin de ilk başta tabii ki bir defa okuyacaksınız. Baştan sonra böyle hızlı bir şekilde bir okuyun. Daha sonra bilmediğiniz kelimelerin altını çizin. Örnek şurada bilmediğinizi düşündüğüm kelimelerin ben altını çizeceğim. Yeşille yapalım. Mesela shopping, tabii çok bilinen kelimeler ama ben örnek olsun diye veriyorum. Common, all over the world, mesela bunu tek olarak almadım. Bir phrase, bir öbek şeklinde aldım. Çünkü tek tek aldığınız zaman biraz bazı kelimeler var, karmaşıklaşıyor. Bu da onlardan biri. Yani tümünü beraber almalısınız ki anlam daha da kolay olsun. Daha sonra devam ediyor. Hani ben okumuş farz ediyorum sizin bu parçayı. Bu arada shopping, alışveriş, do the shopping ikisi de farklı anlamlar taşıyor. Do başa geldiği zaman fiilleşiyor. Devam edelim. Buy. Ondan sonra besides.
However, drawbacks, safe way, daha sonra, in other words, share. Ha bu arada bir ifade daha var. Personal information. Bunu da beraber almış gibi algılayın. Başka. Evet, technology workers. Şu kelimelerin anlamını ilk başta sözlükten bir çıkartın. Ve şöyle anlamlarını yazın. Yani parçanın üzerinde bulunsun ki işiniz rahat olsun. Şöyle o işaretleri çekin şöyle. Yani parçanın üzerinde çalışmış olduğunuz görülsün. Şöyle ve Türkçe anlamlarını parçanın üzerinde yazın. Örnek veriyorum. İşte common, yaygın. Demek. Neyse, diğerlerin hepsini buraya, ok işaretlerinin çekildiği yere yazdıktan sonra artık analiz odaklı parçaya yoğunlaşmanız lazım. Tabii burada ben onların anlamını tahtaya yazdım. Şimdi bir bakalım. Bu arada bu sorumuz neyle alakalı? 5. ünite internet ünitesiyle alakalı bir soruydu demiştik. Ana tema da şu. Main ideas in short and simple text about the internet habits. İnternet alışkanlıklarıyla alakalı. Küçük ve basit parçalarda ana fikri bulmakla alakalı bir sorumuz. Şimdi anahtar kelimeler de şunlar. Shopping, alışveriş. Common, yaygın. All over the world, tüm dünyada. Buy, satın alma. Besides, bunun yanında. However, ancak, fakat. Drawback, eksiklik, dezavantaj. Safe way, güvenli yol. In other words, diğer bir deyişle. Şey, paylaşmak. Personal information, kişisel bilgi ve son olarak da technology workers dediğimiz kelime, o da teknoloji hırsızları. Şimdi kelimelerin anlamını da Türkçesini çıkardıktan sonra ipuçları çoğalıyor. İlk ipucumuz neydi? Bizim resimlerimiz değil mi? Resimler. Onlar bize biraz ipucu vermişti. Daha sonra başlığımızın bizden ne istediği, yani soru kökünün bizden ne istediği ikinci bir ipucuydu. Daha sonra kelimeler. Artık işin analiz kısmına girip soruyu çözmeye başlayabiliriz. Buna dahi geçmeden önce bir ipucu daha aslında. Tüm şıkları okumak. Bazen hiç parçaya gerek kalmadan bile şıkları okuduğunuz zaman doğru şık bazen sırıtabiliyor, kendini gösterebiliyor. Onları da analiz edelim. A şıkkında diyor ki advantages of shopping on the net. İnternet üzerinden alışverişin avantajlarından bahsediyor. A şıkkında. B'ye baktığımız zaman disadvantages of shopping on the net diyor. İnternet üzerinden alışveriş yapmanın dezavantajları. C'de ise some online shopping activities. Bazı internet alışveriş etkinliklerinden bahsediyor C'de. D'de de pros and cons of online shopping. Bu da farklı bir şık. Şimdi bir bakalım. Tabii pros and cons bu da internetin internet üzerinden alışverişin avantajı ve dezavantajları. Şimdi gelelim parçamıza. Silelim. Okuyalım. Bizden istediği şey şu soru işaretinin yerine gelebilecek başlık. Shopping is a very common activity all over the world diyor. Shopping neymiş? Çok common bir activity. Yani yaygın bir etkinlikmiş tüm dünyada. Az önce kelimelere bakmıştık zaten. Burada olduğunu düşünerek anlatıyorum. Every day millions of people do shopping on the net. Her gün diyor milyonlarca insan öbek öbek çalıştığınız zaman iş kolaylaşıyor. Öbek öbek demek nasıl? Şu şekilde. Every day millions of people, milyonlarca insan diyor do shopping, alışveriş yapıyor. Nerede? On the net, internet üzerinde. Doing shopping on the net, internet üzerinden alışveriş yapmak nasıl bir şey? Is an easy way, kolay bir yol. Niçin kolay bir yol? To buy things. Bir şeyleri satın almak için kolay diyor. In this way, bu yolla diyor, you can buy anything you want quickly. Hızlı bir şekilde ne isterseniz satın alabilirsiniz. Besides this, bunun yanında diyor, you can do your shopping even on the bus to work. Otobüse binip işe giderken bile alışveriş yapabiliyorsunuz. Ya da while resting on the sofa at home, evde kanepe üzerinde uzanırken bile internet üzerinden alışveriş yapabiliyorsunuz. Şimdi şu more ile işaretlediğim şu bölüm genel olarak neyden bahsediyor? İnternet alışverişinin olumlu yönlerinden bahsediyor. Gelelim ikinci paragrafa. However diyor, şimdi geldik bir can alıcı bölüme daha. However
Burada ne olarak göreceğiz? Zıt cümleleri ya da zıt ifadeleri birleştiren kelime olarak göreceğiz. Haber dediğine göre büyük ihtimalle bunun tersi bir durum ortaya çıkacak. Çünkü şuna benziyor. İşte elmayı seviyorum ancak muzu sevmiyorum gibi. Oradaki ancak haber oluyor. Dolayısıyla bir yerde olumluluk varsa, olumlu bir durum varsa, arada however but gibi bağlaçlar varsa demek ki zıtlaşacaktır birbiriyle. Biz şimdi beklentimiz buranın olumsuz olması ama belli de olmaz bakalım. Evet, şunu da maviyle devam edelim. However it may also have some drawbacks. Ancak diyor bazı drawbacklere de sahip olabilir diyor online shopping. Yani internetten alışveriş bazı dezavantajlara da sahip olabilir diyor. Tam istediğimiz gibi çıktı. Çünkü burada internetten yapılan alışverişin olumlu yönlerinden bahsettik. Burada ise olumsuz yönlerinden. Evet, rahatlıkla şuna eksi diyebiliriz. Çünkü olumlu, olumsuz. Evet, örnek veriyor burada. For example diyor. Doing shopping on the internet may not be a safe way to buy things. İnternet üzerinden alışveriş yapmak nasıl bir yol olmayabilir? May not be a safe way. Güvenli bir yol olmayabilir bir şeyleri satın almak için. In other words, şimdi açıklamaya biraz daha derinlemesine gidiyor. Diğer bir deyişle diyor, when you share your personal information, kişisel bilgilerinizi paylaştığınızda diyor, ne gibi? Like credit card, kredi kartı numarası, credit card number, name, etc. Yani kredi kartı numarası, isim ve benzeri şeyleri paylaştığınızda diyor, it can be copied. Kopyalanabilir diyor. Kim tarafından? By technology burglars, teknoloji hırsızları tarafından kopyalanabilir. Dolayısıyla olumlu, olumsuzdan bahsediyor. Şimdi buna göre, şıkları da daha önce analiz etmiştik zaten. Hangisi bu parçanın en iyi başlığı olabilir diyor. Best title. Aya bakalım. Advantages of shopping on the internet. Şimdi burada sadece A şıkkında avantajlardan bahsediyor. Tamam, burada avantajlardan bahsediyor ama bir de dezavantajdan da bahsediyor. Dolayısıyla bu şık eksik kalıyor. A şıkkı olmaz. B'ye baktığımızda disadvantages of shopping on the net diyor. Bu sefer de disadvantage'dan bahsediyor sadece. Tamam, burada dezavantajlardan bahsediyor ama bir de avantajlardan da bahsediyordu. Şu iki şık, A ve B şıkkı birleşmiş olsaydı doğru şık olurdu. Ama ayrı ayrı geldiği için eksiklik var. Evet, C'ye baktığımızda some online shopping activities diyor. Şimdi sizin yanıltabilecek bir şıktır aslında bu C şıkkı. Some online shopping activities. Bazı internet alışveriş etkinliklerinden bahsediyor. Şimdi burada internet alışveriş etkinliklerinden bahsetmiyor. Yani şöyle demiş olsaydım. İşte internetten kitap satın alabilirsiniz, çiçek alabilirsiniz, kalem alabilirsiniz, you can buy souvenirs, you can buy books gibi ifadeler olsaydı C şıkkı doğru olurdu. Ama burada daha genel çerçeveden neyden bahsediyor? İnternetin artı ve eksilerinden bahsediyor. Dolayısıyla bu gitti. D şıkkında pros and cons diye bir ifade var. Bunu tabii nasıl çevireceğiz? Advantages and disadvantages tarzında çevireceğiz. Ve online shopping yani internet alışverişi pros ve consları yani artıları eksileri yani avantaj ve dezavantajları. Şimdi bir şey daha çıktı ortaya. İngilizce sorularının çözülme oranlarını yükselten, doğru biçimde yükselten en önemli etkenlerden biri eş anlam meselesi. Şimdi burada pros and cons acaba ne diye düşünebilirsiniz? Bunlar da avantaj dezavantaj demek. Yani advantage, disadvantage, pros ve cons da aynı. Dolayısıyla bir eş anlama çok aşırı dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Dediğim gibi tekrar şöyle bir gözden geçirdiğimizde şurada internetin avantajlarından bahsediyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişin avantajlarından. Burada ise dezavantajlarından bahsettiği için pros and cons diye ifade etmiş burada. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet gençler, ben hepinize başarılar diliyorum. İngilizce sorularını çözmekten korkmayın. Emin olun üstüne gittiğiniz zaman belli bir süreden sonra ilerleyen seviyede bir çizgiye vardığınızı fark edeceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Stay at home. Take care of yourself. Goodbye. Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Petrol Ortaokulu'ndan Türkçe öğretmeni Resul Aslan.
Sorumuz cümlenin ögeleriyle ilgili bir soru. Cümlenin ögeleriyle ilgili bu soruyu çözmeden önce cümlenin ögeleriyle ilgili bazı hatırlatmalar yapıp sorumuzun çözümüne geçiyoruz. Cümlenin ögeleri iki temel unsurdan olmuş, iki temel ögeden olmuş. Temel ögeler ve yardımcı ögeler. Temel ögeler cümlenin olmazsa olmaz ögeleridir. Yüklem ve özne diye ikiye ayrılır. Yardımcı ögeler nesne, yer tanımlayıcısı ve zarf tanımlayıcısı olarak üçe ayrılır. Cümlede iş oluş hareketi bildiren bölüm, yüklem, yüklemi bildirdiği iş oluş hareketi gerçekleştiren unsura özne, öznenin yaptığı iş oluş hareketten etkilenen varlığa nesne, eylemin gerçekleştiği yere yer tanımlayıcısı, gerçekleşme zamanı, nedeni, miktarı gibi unsurlara da biz zarf tanımlayıcısı diyoruz. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda sorumuzu çözmeye başlayalım. Şimdi cümlemizin ögelerini bulmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi cümlemizin ögeleri çeşitli sembollerle gösterilmiş. Önce bu sembollerin hangi ögeyi karşıladığını ortaya çıkaralım. Demiştik ki cümlenin yargısını ifade eden bölüme biz yüklem diyoruz. Cümlemizin yüklemini önce tespit edelim. Bizim köyün çocukları yazın sıcak günlerinde koyunları bu yemyeşil yaylalarda güderdi. İş oluş hareketi bildiren bölüm gütmek. Güderdi yüklemimiz. Yüklemi bulduktan sonra yapacağımız ilk iş cümlenin öznesini bulmak. Özneyi bulmak için kim, ne sorularını soruyoruz. Kim güderdi? Bizim köyün çocukları diye cevap alırız. Bu da öznemiz. Özneyi bulduktan sonra bulacağımız yardımcı öge nesne. Nesneyi bulmak için de ne, neyi, kimi sorularını kullanırız. Bizim köyün çocukları neyi güderdi? Koyunları diye cevap alırız. Nesnemizi tespit ettik. Daha sonra gerçekleşme zamanını tespit ediyoruz. Bunun için de ne zaman sorusunu soruyoruz. Bizim köyün çocukları koyunları ne zaman güderdi? Yazın sıcak günlerinde diye cevap alırız. Gütmek yüklemine bu sefer de eylemin gerçekleşme yerini tespit etmek için soru soruyoruz. Nerede güderdi bu yemyeşil yaylalarda? Bu da yer tanımlayıcımızı oluşturmaktadır. Şimdi bu sembollerin hangi ögeye karşılık geldiğini tespit ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu sembolümüz yüklem, üçgenimiz yer tanımlayıcısı, kalbimiz nesne, bu sembolümüz zarf tanımlayıcısı, bu da öznemize karşılık gelmektir. Verilen cümleden, yukarıda verilen cümleden hareketle aşağıdaki cümlenin ögelerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Buna göre öğretmenin geçen gün dişçide sıra beklerken göz gezdirdiği bir dergide benim yazdığım şiirlerden birini görmüş cümlesinin ögelerini geometrik şekillerde doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Biz yukarıda ögeleri hangi şekillerle sembolize edildiğini tespit etmiştik. Şimdi aynı işlemi bu cümlemizde de tekrarlıyoruz. Önce yüklemimizi tespit ediyoruz. Görmüştü yüklem. Kim görmüştü? Öğretmenim diye cevap alırız. Öznemiz. Öğretmenim neyi görmüştü? Benim yazdığım şiirlerden birini nesnemiz. Bu eylemin ne zaman ve nerede gerçekleştiğiyle ilgili sorularımızı soruyoruz. Ne zaman görmüştü öğretmenim? Geçen gün dişçide sıra beklerken zarf tanımlayıcımız. Öğretmenim benim yazdığım şiirlerden birini nerede görmüştü? Göz gezdirdiği dergide yer tanımlayıcımız. Cümlemizi ögelerine ayırdık. Ayırdıktan sonra yukarıda
hangi sembollerin hangi ögeye karşılık geldiğini tespit etmiştik. Şimdi bu sıralamaya en uygun seçeneği tespit ediyoruz. A seçeneğinden başlayalım. Kalp ile başlamış, bakıyoruz kalp nesneye karşılık gelmekte. O zaman bu seçeneğimiz verilen cümlenin öge sıralamasını göstermemektedir. Eliyoruz. B seçeneğine geçiyoruz. B seçeneğinde de üçgen sembolüyle başlamış, geometrik şekilde başlamış. Bu geometrik şekilde özneye karşılık gelmemektedir. Neye karşılık gelmekte? Yer tamlacısına. Bu seçeneğimizi de eliyoruz. C seçeneğine geçtiğimizde evet, özneyi karşılayan sembolün bu olduğunu yukarıdan tespit etmiştik. Devamında zar tamlacısı için bu geometrik şeklin buna karşılık geldiğini tespit etmiştik. Yer tamlayıcısı. Yer tamlayıcısı neye karşılık geliyor? Yıldız'a. Bakıyoruz, evet, sıralama doğru bir şekilde devam ediyor. Daha sonrasında cümlemizde hangi öge geliyor? Nesne. Nesne neyle sembolize edilmiş? Kalp ile. Geliyor mu? Evet, denk geliyor. Yüklemimiz ise yine gördüğümüz turuncu şekilde sembolize edilmiş. Sıralama doğru mu? Evet. Ama biz burada soruyu sonlandırmıyoruz. Bir seçeneğimiz daha kaldı. Bunu da inceliyoruz. D seçeneği hangi sembolle başlamış? Zar tamlayıcısını karşılayan sembol. Baktığımızda cümlemiz özneyle başlamakta. O zaman bu seçeneğimizi de eliyoruz. Ve doğru cevabın C seçeneği olduğunu ortaya çıkarmış olduk. Kendinize iyi bakın, evde kalmaya devam edin.